Herkese merhabalar. Ben Neşe Şahin, Hacettepe Üniversitesi Eczacılık Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Bugün sizlere hafıza tekniklerinden biri olan hafıza sarayından bahsedeceğim. Peki hafıza sarayı nedir? Aslında hafıza sarayını hepinizin az ya da çok bildiğine eminim. Örneğin bazı dizilerde de hafıza sarayı sizlere gösteriliyor. Mesela Sherlock Holmes dizisindeki Sherlock karakteri hafıza sarayını kullanarak olayları yerleştiriyor ve bu şekilde olaylar arasında bağlantıyı bulabiliyor ve hiçbir olayı unutmuyor. Yayınlatın. Peki sizler de hafıza sarayınızı nasıl oluşturacaksınız? Hafıza saraylarımızı çok farklı yöntemlerle yapabiliyoruz. Örneğin odamızı bir hafıza sarayına dönüştürebiliriz ya da bir resmi hafıza sarayına dönüştürebilirsiniz ya da organlarınızı dönüştürebilirsiniz ya da evinizi, günlük rutininizi dönüştürebilirsiniz. Yani önemli olan aslında şu. Bir numaralandırma yöntemi oluşturmak ve bu numaralara da öğreneceğiniz konuyu ya da öğreneceğiniz kelimeleri yerleştirmek. Örneğin odanızı bir hafıza sarayı yapıyorsanız öncelikle odanızdaki her şeyi bir gözünüzden geçirin. Odanızı gözünüzü kapattığınız zaman düşünün. Nerede neyin olduğunu, işte kaç tane yatağınızın olduğunu ya da dolabınızın nerede olduğunu düşünün. Ve bunları bir numaralandırın. Bir yatak, iki dolap, üç masam, işte dört sandalye, 5 kitaplık şeklinde düşünün. Sonra ise ezberleyeceğiniz konuyu veya ezberleyeceğiniz kelimeleri bunlar üzerinde yerleştirip bir öykü oluşturun. Ben bunu en çok organlar üzerinde yapıyorum. Yani organlar dediğim işte el, kol, yüz, göz, burun şeklindeki organları numaralandırarak bunlar üzerindeki kelimeleri yerleştirip ezberliyorum. Örneğin ben bir deyince aklıma ellerim, iki deyince ağzım, üç deyince burnum, 4 deyince yüzüm, 5 deyince kollarım, 6 deyince başım, 7 deyince kulaklarım, 8 deyince boynum, 9 deyince ayaklarım ve 10 deyince ise göbeğim aklıma geliyor. Ve bunları ezberleyeceğim kelimeler üzerine yerleştirip bir hikaye oluşturuyorum. Tabii bu hikayelerimin abes olmasına, komik olmasına ya da kızdırıcı, utandırıcı olmasına önem veriyorum. Çünkü bu tarz şeyler daha çok aklımızda kalıyor.